Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet. Şimdi insan şöyle bir kendisini, vücudu düşündüğün zaman bedeni ruhla beraber. Yani ruh cesetten böyle ayrı bir yapı değil, ceset de ruhtan farklı değil. Nasıl? Odunla demiştim daha önce hatırlarsınız. Odunla duman gibi. Odunla nur gibi. Odun. Odun gibi gözüküyor ama içerisinde iki tane zıt yapı var. Duman ve nur. Odunun içi denmez. Niçin? Bardağın içi var, su. Bardaktan farklı. Onun için bardağın içi sudur, bardak ayrıdır, camdır. Bardağın içi dersek, bardak ayrı, su ayrı. Doğru. Ama odunun içi böyle değil. Odunun içi denmez. Odun komple nurdur. İçi dışı aynıdır. İçi de odundur, dışı da odundur. Kabuk da odundur. Yani bardak, su. Cam, su. Farklı. Yani odunun böyle içi yok. Yani suya benzemez bardak. Yani odunun içerisi dışıyla aynı. İkisi de odun. Odundan kasıt neydi? Beden. Beden. Dumandan kasıt neydi? Nefis. Nurdan kasıt neydi? Ruh. Isıdan, odun içinde sıcaklık var. Ondan da kasıt hayat. 7 tane renk çıkıyor. O da sıfat. Göz, kulak, burun, dil, dil, ağız, el. 1, 2, 3, 4, 5. Sayka ve şayka. Yani coşma ve dışarıya doğru çekilme. Ustad da 7 tane diyor. Bugün fen 5 diyor. Ustad 7 diyor buna. Yani böylelikle odun güzel bir insana misal. Başka bir örnek de vereceğim. Sonra üzerine bina edeceğim. Buzun içinde su var denmez. Buzun içerisinde su var denmez. Su nerede buzun? İçinde denmez. Her yeri, yani buzun dış tarafı da buzdur. Buzun içi de buzdur. Değil mi? Dışında da su var. İçinde de su var. İçi dışı aynı. Gerçi biraz gençlere ağır gelmiyor değil mi? Yok, buz su işte. Yani buzun içinde su var denmez. Buz sudur zaten. Ama fiziksel değişime uğratılarak uğradı. Buz gibi gözüküyor. Buz nedir? Suyun sıfatıdır. Ona öyle derler. Suyun sıfatı. İşte dumanın, nurun sıfatı odun. İşte arkadaşlar, buzu hayal edin. İçerisinde su var. İçerisi demeyeyim, ben daha alıştım artık. Buz sudur zaten. Yani demek ki bir sıfatına bürünmüş. Sıfat, vasıf. Yani buz suyun özelliğidir. Kar suyun özelliği, sıfat. Dolu, sis, duman, var ya yollarda sis olur, sudur. Buhar, sudur. Tamam mı? Yani bu sıfatlara bürünmüş. Bulunduğu yere göre. Kutuplara giderseniz su buzdur. Arabistan'a giderseniz su buhardır. Erzurum'a giderseniz su kardır. Bu Çanakçı'da olursanız su sudur. İçersiniz. Yani böyle bedeni de böyle düşünün. Buzdan kasıt bu görünüş şu cesettir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bir makina düşünün. İnsan hayatı ustad makina diyor. Makina. Makina. Bu makineye elektrik imal ediyor. Elektrik. Jeneratör düşünün. Hani buradan giderken Çatalca'da görmüşsünüz değil mi böyle? Pervane aşağı yukarı, aşağı yukarı.
Mesela su hidroelektrik santralleri var. Türbinle. Pervane var böyle. Rüzgarla dönmüyor da pervaneye su vuruyor. Tık 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 o da dönüyor. Mesela hidroelektrik var. Bir de şey var. Kömürle çalışan santraller var. Termik santral mı diyorlar. O da Kütahya tarafında mı? Orada. Soma tarafında var. Kömürle işte ya elde ediliyor. Güneş panelleri var. Yani güneş mesela sokak lambaları var ya kırmızı yeşil. Güneşe karşı tutarlar. Ondan sonra aşağıda bir bataryası var. Akü oraya dolar. Ondan sonra gündüz yanıp söner. Yani güneşin enerjisini elektriğe dönüştürüyor. Yeşil yanıyor. İsterseniz güneşin enerjisini o panel var ya böyle. O elektriği depoluyor. İsterseniz bu bataryayı alın eve süpürge makinesine bağlayın. Süpürge makinesi çalışır. Veya o bataryayı götürün eve televizyon çalar. Elektriktir yani. Peki kaynak ne? Güneş. Şimdi deseler ki güneş süpürge makineyi çalıştırır. Kim inanır? Güneş televizyonu çalıştırır. Güneş tıraş makinesini çalıştırır. Ne bileyim. Değil mi? Güneş nasıl çalıştırır ya? Ha daha acayibini söyleyeyim. Çok garibinize gidecek. İyi dinliyor musunuz beni? Bak daha garip. Klima var ya klima. Soğuk imal ediyor. Neyle çalışıyor klima? Elektrikle değil mi? Peki şu elektrik prizini klimanın güneşten elde ettiğimiz panelden elde ettiğimiz enerjiyle dolu aküyü düşünün. Aküye klimayı bağlarsak klima soğuk üretir mi üretmez mi? Peki soğuk ortaya çıkıyor ama bu soğuğu çalıştıran nedir? Güneş. Anlıyor musunuz Sayın? Ters yani. Güneşten elde ettiğimiz enerjiyle biz klimayı çalıştırıyoruz. Soğuk imal ediyor. Sıcağı soğuğa dönüştürdük. Değil mi? Ha. Şimdi bu örneği anladık değil mi? İsterseniz o bataryayla, aküyle klima çalışır, sıcak üretir. İsterseniz dümeyi çevirir, soğuk üretir. İkisi de doğru mu? Doğru. Artı da üretiyor, eksi de üretiyor. İnsan böyle bir makinedir. Şimdi onu anlatacağım. Bu makineye 7 tane yerden odun atıyoruz. Bu anlattıklarımı var ya, annenize, babanıza, hasta olan, rahatsız olan ama gelecekte inşallah size lazım olmaz da fakat bulunacağınız yerde birisine şu örneği anlatacağım örneği. Al şu ta temelden anlattım. Bak güneş enerjisi nasıl klimaya dönüştü. Çok sıkıntılarından kurtulacak insan. İnsanlar böyle muhtaç. Bu konuşmalarım klinik, hastane konuşması değil. Hastane şöyle der. Neyin var? Ha. Tamam. Başka? Oh, başım çok ağrıyor. Tamam. Başka? Takıntım var. Şu ilacı iç. Şunu da iç. Şunu da iç. Tamam. Eğer biraz bir şey varsa insafı, ya öyle düşünme. Oralara gitme. Muhatap alma. Kendini mutlu hisset. Bu. Buna klinik konuşması. Ben size temelden konuşuyorum. Yani bu Risale-i Nur'dan alınan bilgilerle konuşuyoruz. Kur'ani. Onun için çok lazım. Şimdi nerede kalmıştım? Bak. Böyle bir cihaz. Şu örneği alsanız, ben o kadar 2 saatlik yoldan gelsem bile yeter. İnsan şöyle bir cihazdır. Sahilde bakarsın makine blok, demir. Ama bakarsın ki içinde kıyamet kopuyor, değil mi? İçinde neler çalışıyor? Ateş var, patlamalar oluyor. Beden de böyle. Şimdi bu makineye gözden odun atıyoruz. Ama buradaki malzeme farklı. Şekil odunu. Bakıyor ya. Odun atıyoruz. Nereye bakıyorsanız bu makineye malzeme oluyor. Nereye bakarsan. Neyi dinliyorsan bu makineye malzeme oluyor. Ne ağzına sokarsan ve konuşursan bu makineye malzeme oluyor. Ne koklarsan bu makineye malzeme olur. Neyi tutarsan bu makineye malzeme olur. Neyi düşünürseniz kesinlikle neyi düşünürseniz
neyi düşünüyorsan, neyi hayal ediyorsan kesinlikle bu makineye odun olur. Nerede oturuyorsan, kimle oturup kalkıyorsan o sana odun atıyor. Ve makine böyle çalışıyor. Neticeyi söyleyeyim o zaman. Ustad bunları, hep bunları kastederek, daha çok şeyleri de kastediyor ama şöyle diyor. Hulasa cümle şu. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Eğer sıkılıyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Odununuz var. Peki enerjiyi attık. Bu enerji ne kafirdir ne Müslümandır. Ne soğuk klimadır ne sıcak klimadır. Siz bu ortaya çıkan enerjiyi nereye harcarsanız odur. Baraj suyu toplanmış. İsterseniz önünü açın. Su darmadağın olsun gitsin. İsterseniz kanal açın, kanal, su kanalı, bahçeleri sulasın, fayda alırsınız. Tamam. İnsan böyle bir cihazdır, tamam mı? Şimdi nereye geliyor? Demek ki mutluluk sizin elinizde. Kendini iyi hissetmek sizin elinizde. Adam bana soruyor. Darül Envar Vakfı'na ait bir belge almam gerekiyordu. Bakırköy Akıl ve Ruh Hastanesi'nde bu yetkili midir? Ehliyet sahibi mi? Yani bunu yapabilecek, yani bunu üzerindekini devredecek yetkili midir vakıfa diye. Heyetten geçtik. Bir 15 gün uğraştık. Adam bana dedi ki, ne iş yapıyorsun siz Sahir? Ne iş yapıyorsun? Niye yakınlarına bırakmıyorsun? Dedi. Ben dedim, en yakınıma bırakıyorum. Doktor 17 kişi beni sorguluyor Murat. Böyle heyet. Hepsi de psikiyatrist uzman, psikiyatrist doktor. Psikiyatri doktor. Uzman ha. Normal bir doktor değil. Ama buraya vakıfa diyor. Darül Envar. Bir kişiye bırakmıyorsun. Doktor bey. Atlet gömlekten daha bana yakın. Yani dedi. Bana en yakın akrabam iddialarımdır, davamdır, ilmimdir, hedeflerimdir. İddialarım, davam, ideoloji olmaz. İdeoloji mutlaka haklısın, karşıki taraf mutlaka ölecek. Onun adı ideolojidir. Karşıki tarafa hak vermez ideoloji. İdeolojinin tanımı odur. Karşıki tarafa yaşama hakkı yoktur. Oturup konuşmaz, öldürür. İdeoloji o demek. Mesela şu anda Hristiyanlık ideolojidir. Ya ondansın ya öleceksin. İdeoloji böyle. Ha, iddialarım, iddia ettiğim, hedef tayin ettiğim onlar en yakınımdır. En yakınım benim her zaman olan ve beni her daim sıkıntılardan kurtaran, müracaat edebildiğim, benim kolumdan tutan şeylerdir. O da ilimdir. Maneviyattır. Bir soru da sorayım dedi. O da size lazım da onun için. O konu. En son dedi, bu vakıf ne yaptı? En son, bu konuyla alakalı olduğu için şey yapıyorum. Yoksa ben anlatmak için değil. Bu vakıf madem diyor, sosyal, ilmi, felsefi ve psikoloji ağırlıklı kariyer sahibi, yazar çizerleri halkla buluşturan bir vakıftır. Hapishanelere ve belediyenin sosyal kültürle alakalı salonlarını kiralayıp veya isteyip alıp bu işte alakalı uzmanları konuşturma vesilesi. Peki en son hangi faaliyet yaptı bunu dedi. Dedim en son bu faaliyeti sıkıntıların kontrolü için akıl ve duygu kontrolü diye Fransa'da bir panel yaptı. Konuşmacı kimdi dedi. Yazıyor ha yani yetkili mi diye. Bendim dedi. Öyle mi? Bu sefer kova kaldırdı 17 kişi. Peki tıp mı mezunsunuz dedi. Değilim dedim. Tıpta mezun değilsiniz. Peki felsefeden mi mezunsunuz? Hayır. Saydı. İyi. Merak ettim.
Ne anlattınız ki? Nasıl bir panel, nasıl bir konferans? Ne anlattınız ki bu insanlar dinliyor? Doktor bey dedim, siz gitseniz Strasbourg'a bir adam bulamazsınız sizi dinleyecek. Doğru dedi. Çünkü siz bir padişahın adına gitmiyorsunuz. Bir isimden isim almadınız. Tamam dedi. Peki bana bir cümleyle izah edebilir misin dedi. Sıkıntıların kontrolü için, sıkıntıların çaresi için akıl ve duygu kontrolü diye seminer. Dedim ki klinikte sıkıntı şöyle çözülür. Size de onu anlatmak için geldim buraya. Yapma, etme, onunla şey yapma. Tabii tabii öyle düşün. Bunu şey yapma. Hep insanları mutlu etmek için dış dünyadan örnekler veriyorsunuz. Ben yaşayan size cazip olsun diye bunları anlatıyorum. Yani hayır hayır öyle düşünme. Ya gerek yok ya. Eğlen işte yani. Kendini mutlu hissetme. Hep böyle dış dünyadan logo dediğimiz yani dediğiniz malzemelerle insanı. O da bir gün, iki gün veya bir hafta gidiyor. Ben ise sıkıntıların çaresinin tek yegane çözümü, tek çözümü o da insanı dış dünya değil iç dünyayla tanıştırmak, içe taşımak. İnsan kendisini ne kadar tanırsa kalitesi yükselir. Kaliteli insanın da kaliteli derdi olur. Kalitesiz basit basit şeylere takılmaz. Kaliteli adamın kalitesiz derdi olmaz. Tamam. Şimdi padişah çıkıp da veya belediye başkanı jopa alıp da simitçi kovalar mı? Belediye başkanı gider zabıtayı kullanır. Belediye başkanı jopla hava atayım diye kendi egosunu tatmin etmek için simitçi kovalamaz. İsportacıyı kovalamaz. O zabıtanın işidir. Bizim işimiz başka. İddialarım bana en yakın. O zaman içeriden içeriye taşınacağız. 7 yaşından 70 yaşındaki bütün insanların en büyük sorunu hep dışarıda taşındık. Televizyonlar vesaire hep medya bizi hep dışarıya taşıyor. Şu anda çektiğimiz sıkıntı veya bak bugün veya hafta için var ya ah olan ah annem babamdan uzağım bilmem nereden doğru. Bunlar hepsi doğru. Belki daha fazla. Sebebi ne biliyor musun? Kaliteli düşünemiyoruz. Çünkü uzağa düşüneceğiz. Sonunda odaklanacağız. Sonuna odaklanacağız. Yani sıkıntı olduğu zaman Aralık ayındayız. Temmuz, Ağustos ayının 15'i. Okul tatil. Hayal et. Biz yurtta, dershanede eğitimimizi bitirdik. Sıkıntı geldiği zaman ha, her şeyi gözünü kapatıyorsun. Her şeyi bitirdik. Bahçede tören yapılıyor. Diplomamızı okuldan da aldık. Buradaki arkadaşlarla da dini, dünyevi ve uhrevi ve psikoloji eğitimini de aldık. Hasan abi de ders geldi, Murat hocam da bize ders verdi. Efendim abili kardeşler bize fıkıh dersi, Risale-i Nur girdi vesaire. Hepsi bitti. Büyük bir şerefle memleketime gideceğim. Bununla bütün insanlara, benimle alakalı olan iddialarıma ve onlara da hizmet edeceğim. O zaman yani bu sonuca odaklanırsanız, o törene odaklanırsanız, karnemi alıyorum, gülüyorum, tamam mı? O hali odaklanırsanız, hayal ederseniz, neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız oradasınız ve osunuz. Bu aradaki sıkıntı yok olur. Şeytan bunu siler. Ya bugün pazartesi, öf, salı nasıl geçecek ya? Çarşamba olacak, perşembe Aralık olacak, Ağustos, Ocak, Şubat, oho, bitmediğinden usanç veriyor. Her gün beşer defa kılmak çoktur namaz. Ustad ne yapıyor? Her gün iş yapmıyor, ölünce bitecek diyor. Şeytan diyor ki bitmediğinden usanç veriyor. Namaz nasıl bitmez ki? Bitiyor işte, ölünce bitiyor. Öldükten sonra kimse farz değil ki, namaz ölünce bitiyor. Bitmediğinden usanç veriyor, neyi bitmiyor ki? Bitiyor kardeş. Ölünce bitiyor, farz değil ki artık, bitti. İbadet farz değil. Ubudiyet devam eder. Kulluk devam eder. Orada ustad hemen sonuca vefat edince bitti diyor. Kabirde şu, sıratta şu. Sonuca odaklıyor bizi. Tak kaldırıyor sonuca. Hemen sıkıntı sizi kaptığı zaman hemen sonuca.
Sonuca odaklanacaksın. Tak bunu aşıyorsun. Hemen engeli aşıyorsun. Yoksa burası sana kuyu oluyor. Keşke ya. Ne Allah Allah. Öyle mi yapsaydık? Hayır hayır böyle mi yapsaydık? Öyle mi daha şey yapardık? Böyle mi yapardık? Daha şey olur. İkide bir bununla yorulur. Kafa yorulur. Arkadaşlar, gençler, burada sıkıntı yok değil. Ama sütten çıkmış kaşık değil ha evimiz, memleketimiz. Orada da başka çeşit sıkıntı var. Yok mu? Var. Ama biz geçici bir sıkıntıyı sonuçtaki korkunç büyük bir neticenin menfaati için yapıyoruz bunu. Bedel ödemeden kimse bir şeye alamıyor. Sabah kalkmadan, abdest almadan, namaz kılmadan zor. Değil mi? Peki, ya şeydir, sıkıntıdır. Allah bile bedel ödettiriyor. Sabah namazına kalkacaksın kardeşim. Yatana namaz sebebi verilmiyor. Bedel ödeyeceğiz. Ama bu bedel zannediliyor ki şey, o kendisi ücret. Çünkü Allah seni muhataba aldı. Ben size samimiyetimle söylüyorum. Allah şahitim olsun. Yalana Allah şahit yapılırsa Allah onu imansız yapar. Allah şahitim olsun demeyeceksin. Yalan belki diyebilirsin ama yalana sakın Allah şahitim olsun deme. Allah yalana şahit olur mu? Olmaz. Ben size söylüyorum. Allah şahitim olsun ki ben namazımdan lezzet alıyorum. Namazdan sıkılmak değil tam tersine vallahi billahi tallahi daha dururken böyle odaklanıyorum. Ustad öyle diyor. Daha iftita tekbiri getirmeden Kabe'yi hayal edin. Böyle ben mesela Kabe'yi Hacer-ül Esved veya onun yanını böyle şey diyorlar ona ne diyorlar o giriş kapısına diyorlar Müzdelif yok. Mültezem. Mültezem. Daha çok Hacer-ül Esved'e böyle zorluyorum irademle ama bırakıyorum kendimi mültezeme kayıyor. Hayal. Kesinlikle. İrademi bırakıyorum. Hiç dokunmadan tak oraya gidiyor. İrademle bu o köşeyi alıyorum. Vallahi aldıktan sonra yemin ediyorum inanın keyif alıyorum. Ha zamanla olacak tabii. Sizde de olacak. Ve namaz bana keyif veren bir şey, alet şey olmuş. Haşa, ben ondan sevap talep etmeye hakkım yok biliyor musun? Çünkü lezzet alıyorum. Sen şimdi diyebilir misin? Allah'ım ben baklava yedim, çok lezzet aldım, sevap ver. Aldın ücretimi. Ben ücretimi aldım, alıyorum biliyor musunuz? Vallahi alıyorum. Oruca diyemem. Namaz kadar lezzet aldığım hiçbir şey yok. İkinci Kur'an okumam geliyor. Üçüncü ders yaparken. Böyle acayip bir şey. Sonra kendim tetebuat yapar. Bunlar netice kardeşim. Bunlar bir şey almak için değil. Ha Allah verir. Onu bilemeyiz. Hadi bakalım devam. Şimdi gelelim. İnsan böyle makine mi? Makine. Bu odunu nasıl atarsan böyle çalış. Ortaya çıkan ene istersen pervane çalışsın. İstersen suyuyla çalışsın. İstersen güneşten alsın. Netice enerji mi? Enerji. Ha bunu nereye kullanırsanız ona göre değer alıyor. İyi şeyi gözünü kapatıp iyi şeyi odaklanırsanız, güzel düşünürseniz hayatınızdan lezzet alırsınız. Hayat keyifli olur. Ha? Acayip bir şey ya. Yani bu şimdi gelelim şeye. İnsan şimdi bugünkü zamanda, şimdiki zamanda bulunuyor. Geçmişten elem alır. Geçmişi ya bazı hatalarımız var ya, keşke ya, nereden ya, Allah Allah, ya ne yani falan, geçmişten elem olur. Geçmişteki kötülüğü, eksikliklerimizi düşününce elem olur. Gelecekten ne gelir? Korkular. Korku geçmişte yoktur. Ha, şimdi ne diyeceğim? Geleceği düşününce korku veya insana ümit geliyor değil mi? O zaman gelecek var. Olmayan bir şeye akıl gitmez. Fikir yoldur, giden sensin, ruhtur. Bak usta diyor ki fikir yoluyla. Fikir netice değildir. Fikir yoldur. Mesela bu Çanakçı'ya yol olmasaydı ben nasıl gelecektim? Yol var, yetmiyor. Araba olacak. Arabayı da ben bineceğim. Yol fikirdir. Araba malzemedir, tefekkür, şu derslerimdir. Gelen, onun içine binen de ruhtur.
fikir yoldur. Tamam. Şimdi geleceği düşünüyoruz. Mesela bir sene sonra ay tutulacak. Adam yazıyor mu? Takvimi bile yazmış. Nereden tutulacak? Nereden nasıl gözükecek? Bu bilim adamı için kesin mi? Kesin. Halk için nedir? Görünce görelim de o tutulduğunu söyleyelim. Halk için gelecektir bir sene. Bilim adamı için ayın tutulması gelecek değildir. Şimdiki gibidir. Onun için gelecek zaman cahiller içindir. İşi bilenler, hissiyatları ve fikirleri aşmış kendisi insanların geleceği düşündüğü anda vardır. Onun için gelecek cahiller içindir. İlim ehli için yok. Usta şöyle diyor. Hissiyat insani ruh seviyesini çıkarsa mazi ve mustakbeli hal gibi görür. Tabii bize size aşan bir bilgiler de. Yani sizi neye taşıyım? Ahireti düşünebiliyor musunuz? Düşünüyoruz tabii. Ahiret var, kabir var, haşir var. Demek ki orası var. Niye? Olmasaydı düşünemezdiniz. Çünkü fikir yoldur. Şimdi Çanakçı denen bir yer yoksa yol nereye yapacaksınız? İstanbul'dan Çanakçı'ya yol demek ki bir arsa olacak da. Diyelim ki su. Her tarafı su, ada. Ya ben Çanakçı denen adaya yol yaptım. Köprü mü yaptın? Yok. Su da olmaz ki. Demek ki yol yapılabiliyorsa toprak var demektir değil mi? Veya köprü var demektir. Yol. Yol yaptın. Ahireti de düşünebiliyorsan demek ki ahiret vardır. Öyle bir yer yoksa buradan oraya bağlantı yok. Düşünen, düşündüğün her şey vardır. Abi batılı da düşünüyoruz. Tabii ki o da var. Ademi vücutlar onlar. O da var. Mesela düşünüyoruz. 8 ayaklı bir adam. Düşünebiliyor musun? Var tabii. Adem alemlerinde nihayetsiz ihtimallerle dolu. O da var. Ne düşünüyorsanız vardır inanın bana. Bana bir tane şey söyleyin. Bu dünyada olmasın başka da. Abi bu da mı var diye. Söyle bakayım. Ne bir tane bir şey söyle. Mesela bu da var mı diye. Kim söyleyecek? Bir şey söyleyin de bana. Acaba bu da var mı? Uzaylı var mı? Tabii var. Ben görmüyorum ama düşünüyorsan uzaylı orada ruhaniler var. Orada boş mu bırakmış Allah? Var yani. Mesela şöyle diyeyim. İnsan bir anda her yerde nihayetsiz. Böyle bir şey söyledim. Değil mi? Söyle. Düşündüm değil mi? Böyle bir yer var mı? Var. Ahirette var. Çünkü hemen fikir oraya bağlandı. Çünkü bir şeyi konuşabilmen için söze, kelimeye getirebilmen için onu fikretmen lazım. Düşünmen lazım. Düşündüğün her şey vardır. Ama dünyadadır. Ama ötelerdedir. Melaike var mı? Var tabii. İlla bizim gözümüze göre değil ki. Tamam. Şimdi ne anlatmaya çalıştım? Ahireti ispat eden bir tane yöntem de nedir? Düşünebilmek, fikirdir. Fikir yoluyla. Fikir geleceği aralıyor. Bir daha söyleyeyim. Buna örnek. Aynı örneği söyleyeyim. Bir sene sonra ayın tutulacağını, hangi devletten gözükeceğini, Türkiye'de falan... Çorum'dan, Çankırı'dan gözükeceğini sabaha karşı şu saatte olacak. Yazıyor mu yazmıyor mu? Kesin mi kesin? Oluyor mu olmuyor? Ama bir sene sonra olacak. Neyle buldu? Fikir yoluyla ilim buldu. Yoldan gitti ilim oraya baktı, aya baktı, dünyaya baktı. Aya durdu, dünyaya baktı. Hepsini hesap etti bu ilim. Aynı yolla geri döndü. Aynı yol fikir yoluyla geldi. Adam da falan tarihte Çankırı'dan gözükecek şekilde ay tutulacaktır. Şu kadar saat kalacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bu adam için gelecek var mı? Kesin. Avam için, halk için tutulsun da görelim. Avam için bir sene gerekiyor, onun için kesin. Bitmiş yani. Onun için ilim ehli için gelecek ne demek? Gelecek, geçmiş aynıdır. Ustad şöyle kullanıyor ona. Bir geleceğe en güzel delil ağacın çekirdekleridir. Ağacın çekirdeği. Peki bak elime bakın. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve ve meyvenin içinde çekirdek. Bu çekirdek niye var meyvenin içinde?
E Sait? Çekirdekten çıktı şu an. Çekirdeğin, meyvenin içinde niye çekirdek var? Çekirdekten çıktı ama bu çekirdeği yapan diyor ki ben bu çekirdekle gelecek sene bir ağaç çıkartacağım. Çekirdek geçmişini, bak elime bak şu toprak, ağaç, meyve. Bu meyvenin içinde çekirdek var. Bu çekirdeğin başı neresi? Şurası. Ağaç. Şu çekirdek diyor ki ben geçmişim olan ağacı gelecek sene aynen inşa edeceğim. O zaman geleceğin en güzel delili çekirdek değil midir? O ki gelecek yok. Niye çekirdek var? Çekirdeği yapan geleceği kastetmiştir. Geleceği düşünmeyen, geleceği planlamayan çekirdeği yapamaz. Değil mi? Yani çekirdeği yapan şunu kastediyor. Mesela okula giden, çantayı almış gidiyor. Bilmez misiniz bu adam bir şeyi kastediyor. Mühendis olacağım, doktor olacağım, alim olacağım, ulema olacağım, bir şey olacağım diyor. Niye boşuna gidiyor? Bir çocuğa rastladınız böyle bir şey. Aldı şey, gidiyor tak tak tak. Nereye gidiyorsun okula? E ne olacaksın ne bileyim. Hiç hedefin var mı yok? Ha, bundan bir şey olmaz. Langur langur gidiyor. Veya daha kötürüm bir adam düşün. Defterlerine nereye gidiyorsun bilmiyorum nereye gidiyorum. Lan nereye gittiğini bilmeyen bir adam nereye gidecek ya? Tamam. Dolayısıyla fiiliyata baktığımız zaman, eyleme bakınca, harekete bakınca bir adamın hedefi gözüküyor. Hedef gözüküyor. Bizim hedefimiz olursa biz aktif ve canlı oluruz. Ağaç gibi gece gündüz büyür. Hiç uyumaz. Ağacın uyuduğunu gördünüz mü? Ha, niçin? Hedefine canlı, kilitlenmiş. Bir adam var ki hedefi yok, gayesi yok. Bu adamda hiçbir şey olmaz. Çok zeki olsa da bir şey yaramaz. Zekilik sebeplerden bir tanesidir. En şey, ben mesela zeki değilim fazla. Ben biliyorum, kendimi biliyorum. Dokunmasaydım. Ben zeki değilim ama hedefime çok ciddi bağlıyım. Ve gayretliyim, çalışıyorum. Yani bir başkası kilometrelerce giderdi belki benim verdiğim zaman gibi. Ben gıdım gıdım gidiyorum ama daim gidiyorum. Ara vermiyorum. Onunla başarılı oluyorum. Ve hiç ara vermem. Sizden çıktıktan sonra arabaya bineceğim. Giderken bile düşünüyor kafam. Yanımda defterim. Not alıyor. Niye? Kafa durmuyor. Bir hedef gösterdim ona. O ben daha karışmıyorum. Gözlerim yola bakarken akıl birkaç tane iş yapıyor. Yolu da ayarlıyor. Işıklarda araba soluyor, araba soluyorlar. Vesaire. Ama bu arada çalışıyor. Yani hedefimden kaynaklanıyor. Öyle zeki olduğumdan değil. Hedefi koyacağız ve samimi olacağız. Allah'ın izniyle. Ben niye bu dünyadayım ve niye buradayım? Ben burada niyeyim? Eğitim alacağım. Allah'ın izniyle maksadıma hizmet edeceğim. Hem dünya hem ahiret. Öyle zenginler var, öyle büyük profesörler var ki intihar etmiş. Buhran ve bunalımda. Bu sıkıntı çekiyor. Hepsi sıkıntı. İnsanlar, ben size söylüyorum. İşim benim ya. İnanın şu sokaktaki insanların 7'si sıkıntı. Ha, ahireti, dini sıkıntı etmemişler ha. Basit basit. Ne anlarsınız biliyor musunuz? Size söyleseler gülersiniz siz. Çünkü çok güzel dersler duydunuz. Basit basit sebeplerden dolayı sıkıntı çekiyor. Çok basit. Yok bana böyle dedin. Yok aslında böyle söz vermiştin. Ama hayır. Evet verecektin. Vermedi. Allah. Ama gurur mesul. Hayır ben lafımı yemem. Allah Allah. Onun için 15 sene hapise giriyor. Değer mi? Başkası için hapis yatmaya değer mi? Senin için 15 sene ben niye hapsolayım? 15 sene kitap okurum. Niye? Ne derler ya? Ne derler etraf? Akrabam ne der? Pısırık derler. 15 sene peki çekilir mi bu ne derler diye? Anlıyor musun? Bizim köylüler var bazıları. Murat bizim köylüler var. Şimdi yaz gelince herkes köye gidiyor ya. Ne yapıyor biliyor musun? Ne derler diye. Şimdi otobüse bindin, uçağa bindin, gittin. Dolmuş'ta köye gittin. Hiçbir şeyin yok. Araba yok. Kalite yok. Ne derler? Olmaz. Ne yapalım? Hadi hanım. Olmuş ha. Olmuş oluyor yani.
Evi boşaltıyorlar, bir kiraya çıkıyorlar. Kendi dairesi. Gidiyor daireyi satıyor. Gidiyor bir tane çekiyor arabaya. Arabaya biniyor köyde hava fiyaka yapmak için. Evi kiraya. Geliyor evde kirada oturuyor ikinci. Şimdi o arabayı satsa tekrar aynı evi alamaz. Sırf desinler diye bu sıkıntıya giriyor. Değer mi şimdi? 15 gün kalacak ha. Ya bu değer desinler diye insan ne kadar rezilliklere giriyor bir aklınız durur. Allah ne der? Yok. Millet ne der? Allah önemli değil o kadar. Öyle diyor ya. Ya şimdi evi kiraya çıkartıyor. Kiraya gidiyor. Ondan sonra daireyi kapatıyor. Evini satıyor. Araba alıyor. Ondan sonra köyde gider. Ne haber falan. Bak. Ona bir şey de hayır olsun da demiyorlarsa yani çok kaliteli, tavsiye ederim bu araba. Ben de bilmiyordum. Yeni aldım. Duydum da onun için söylüyorum. Demedik. O dayı ne haber? Nasılsın dedim ya. İyi mi yeğenim ya? Ya sen anlarsın ya, bu aldık ama arabayı falan hayli falan demiyorsun. Hiç hayli olsun da demiyorsun ya. Camdan dışarı bakıyor, arabada oturuyor. Yani hiç hayli olsun da demiyorsun ya. Hayırdır dayı? Yeni aldık da ya, nasıl falan, beğendin mi falan? Olsun, bir şey din de var, görmemiş olsun. Bu küçük adam. Ötekiler de bak. Ötekiler de kişileri konuşuyor. Avam, araba, evlen meşgul. Biraz üst kademe, kariyeri olan A partisi, B partisi şunla bununla konuşur. Veya dini cemaatlerde bahseder. İşte tarikattır, nurculuktur, Süleymancılıktır, şudur, budur. Daha üstün adam bunları da aşmış, iddialarını konuşur, hedefinden bahseder. Ne cemaat var, ne bir şey onun dünyasında. Onlar hepsi vesileydi. Artık iddialarından bahseder. Allah var, ahiret var. Odun, insan ilişkisi gibi böyle hedeflerden bahseder. Bu insanlar da taassup olmaz. Bu insanlar kucaklar. Hangisi olursa olsun, hangi cemaat, onları hep vermek ister. Çünkü insanları potansiyel bir ganimet kabul eder davasını anlatmak için. Kendi sırf davasına kilitlenmemiştir. O çok geniş bakıyor. Dava Allah'tır. Dini cemaatler burhandır. Dava değildir. Tamam, dava, hedef, ideal bir insan, tam kamil bir mümin olmak. Hedef bu. Ötekiler vesile. Vesileliği gaye yaparsan o zaman aşağıda kalmaya zorundasın. Çünkü ne kadar büyürse büyüsün ağaç bu tavana geçebilir mi? Geçemez. Öyle bir bitki bir söyleyeyim ki büyüdü büyüdü. Daha büyümeye devam ederse ne yapar? Eğilecek. Aşağı eğilecek. Ama bu tarlada olursa büyürse de büyür. Çünkü onun hedefi ufuktur artık. Tavan değildir. Ufuk. Bambu ağacı var. Duydunuz mu? Bambu ağacı nasıl büyüyor biliyor musunuz? Bambu ağacı gibi olacaksınız Allah'ın izniyle. Sizi öyle görüyorum. Ne demek biliyor musun? Bak. Bambu ağacını çekirdeğini koyuyorlar. Suluyorlar bir sene. Çıkmıyor. Filiz yok. İkinci sene suluyorlar. Gene tık yok. Çıkmıyor. Üç, dört, beş, altıncı sene suluyorlar. O sene 26 metre çıkıyor. 5 sene hiçbir şey yok. Sizde 4-5 sene bir şey yok. 5. seneniz, 6. sene Allah'ın izniyle geldiğiniz memlekete bambu olacaksınız. Çıkacaksınız yukarıya 26 metre, 10 metre, 15 metrelere ganimet kabul edeceksiniz. Onlara gölge olacaksınız. Onları koruyacaksınız fırtınadan. Anlıyor musun? Ha şimdi bambusunuz. Abi bir şey yok ya, 1-2 seneden beri buradayız. Dur. Sulanacaksınız. Daha patlama zamanınız yok. Anlıyor musun? Neymişiz? Bam. Bambu. Adı neydi senin? Bilal. Bilal canım benim. Abi benim lan Bilal. Tatlım benim. Bilal. İşte şuradan alayım. Demek ki
geleceği düşünebiliyorsak, yani çekirdeği kim yapmışsa geleceği kastetmiştir. Geleceği düşünmeyen, gayesi olmayan çekirdek yapamaz. Çekirdek geleceğin en güzel delili dedik. İki, korku da geleceğe aittir. Korkan adam geliyorlar veya işte hasta olacağım, geleceği bildiği için. Eğer gelecek yoksa delilerin geleceği yoktur, sığırların yoktur, çocukların yoktur, önce korkuları yoktur. Çocuk gider ateş elini sürer. Bilse ki elim yanacağını sürer mi? Çünkü geleceği yok. Sığır mesela gider şey atlar, yer işte zehri bilmem ne yapar. Niye? Gelecek yok. Korku geleceği bilenlerde olur. Ne kadar geleceği biliyorsan o kadar korkar. Allah'ı ne kadar tanırsa o kadar cehennemden endişe eder. Allah'ı tanımaz hiç, o zaman gelecekte şey yok. Demek ki korku da geleceğin en güzel delilidir. Fikir geleceğin en güzel delilidir. Çekirdek geleceğin en güzel delilidir. Bir de şunu kapacağız bu akşam. İddia ettiğimiz iddialarımız, hedeflerimizi düşündüğümüz anda oradayız. Şöyle. Dağcılar var, dağcılar, tamam arkadaşlar. Böyle çeviriyor mesela, ipi var ya, ipi böyle dal. Bir fırlatıyor, ipine çengel var. Dağ taktı, tırmanıyor. Oh, da hedefleridir, sadakat. Bu ip, ihtine sıraten müstakim. İstikamet. En büyük nimet, kimse duymasın. En büyük nimet ne biliyor musunuz? Para, servet, ilim değil. En büyük en büyük nimet istikametli olan adamdır. Dünyası da cennet, ahiresi de mamur. İstikamet var ya. İstikamet ne demek biliyor musun? İstikamet adam böyle böyle olmaz. Gider ama böyle. İstikamet adam böyle. Onun da sebebi istikamet nasıl olur? İp niye düzdür? Dağa çıkarken niye sahip düzdür? Çünkü hedefine takılı. Eğer hedefine takılı olmasa düştü o. Böyle kıvradı, böyle. Çeksen bile böyle gelir, bir böyle. Eğer ip hedefine takılıysa ip düzgün olur. Korkma, çık. Bu ipin adı istikamet. İstikamete insanı koyan tek sebep hedefi var eden sadaka. Hedefimiz varsa, oraya sadakatımız da varsa, ona uygun karınca kararınca az gideriz, yüz gideriz ama tırmanırız. İp gergin. En büyük nimet istikamet. Başka? Zerrat, zerreler niçin hareket ediyor? Hani tahavulat-ı zerrat var ya, Risalet 30. sözde. Çünkü her şey güzele hamiledir. İyi doğurmak için gidiyor. Her şey, bakın topraktaki zerre hareket ediyor, elma olayım. Ağaç olayım, yaprak olayım, daha iyi bir işe olayım. Mesela ot ne der? Ulan sığır olayım diye uğraşıyor. Sığır olayım, ot sığır yer. Sığırın için uğraşıyor, kafası çalışmıyor ama sığırın potansiyel ve fıtri olarak hareketi insan olayım diye uğraşıyor. İnsan. Bakın hiçbir şey dünyada durmuyor. Her hareket eden daha güzele doğru gidiyor. Bir tanesi kötüye giden yoktur. Abi dedi bir tanesi, nasıl yoktur? Gübre, elma oldu. Elmayı efendim insan veya hayvan yedi. Tamam. Sonra pisliği oldu. Abi geri gitmedi mi? Hayır. Ben bu yolları katlettim. Her yoldan koku aldım. Kahveye gittim, sigara sindi. Ektar dükkanına gittim, koku sindi. Yani nerelerde vazife yaptımsa onunla ünvanlandım. Özelliklerini kaptım. Şimdi gübre mi oldum? Şimdi başka bir şey olacağım. Şimdi bu gübreyi başka bir meyve olacağım. Başka bir insan olmak için. Çeşitliği olmak için. Onun için hiçbir yerde durmak yok. Yani kainatta durma yok. Durmuyor. Bütün zerreler hareketli. Hiç ama hareket etmiyor, suyu yok hatta. Yağmur geliyor alıp götürüyor. Gidiyor incire götürüyor. Geleceksen incir yiyeceksiniz. Hangi inciri? Biraz önce bu köpek pisledi şurada. Yağmur geldi, sidiğini aldı, pisliğini aldı, götürdü. Hop incirin altına. Ondan sonra aa incir. Allah Allah ya falan.
Acayip bir şey, bir dünya yani, garip. Ya köpeğin bilmem ne, öyle kardeş. Bu öyle bir garip memleket ki. Yediğiniz meyvenin nereden geldiğini, nerelerde bir vazife yaptığını bir bilsen var ya, ama ya. Şimdi atın karnından bilmem neresinden geçmiş, ondan sonra gelmiş, efendim şeftaliye olmuş. Şeftalinin altından gıda olmuş. Şeftan veya insan mezarlık. Bizim köyde mezarlıklarda meyve yemezlerdi. Ben de başladı. Hiç kimse senelerce mezarlıktaki kirazda, bizim Karadeniz'de çok meyveler var, tamam mı? Mezarlıkta da çok, hele hele bizim akrabanın mezarlığında 2-3 tane kiraz var. Uuu, kimse dev. Lan mezar niye? Ölülerden alıyor. Ölü yenir mi ya? Baban yenir mi ya? Baba diyor ha kiraza. Ulan hoca ya, sen ne diyorsun ya? Babaannenin eti lan. Altında babaannen var şurada. Babaannenin etini almış, orada kiraz koymuş. Babaannenin eti yenir mi? Hiç yerken babanı hatırlamıyor musun seni? Doğru söylüyorsun dayı dedim ya. Aferin, doğru söylüyorsun. İyi. Onlar gittikten sonra falan hop. Akşam veya işte çaktırmadan gelirim. Gördüler mi beni? Ve hoca Allah Allah kiraz yiyor. Hoca ya bir anlatsana ya bunu ya. Ulan hangi ağaç var temiz bir şey yediğin? Lan kardeşim bu istihale makinesi. Bu temizleme desenfekte makinesi bu. Adamlar insanoğlu, Allah'ın sanatı insanoğlu. Şehirdeki pislik suyunu alıyorlar, damıtıyorlar. Şehirde içme suyu basıyorlar Almanya'da. Arabistan'da. Öyle değil mi? Kanalizasyon suyunu damıtıyorlar, içme suyunu yapıyorlar. Ya kardeşim, ağaç kadar damıtma sistemi var mı? O kadar mükemmel bir sistem ki. Alıyor, sen onu babanın mı zannediyorsun? Babanın kim? Demir. Demire babanı der misin? Babanın deydi. Acayip bir şey ya. O zaman arabaya bindi babaannem, babaanne de arabaya. Oo, bu dolmuşu, adamın bir tanesinin dolmuşuna binmiş babaannem. İndi tam sonu gitti. Oo, bu babaannem. Sen o babaanne o arabaya bindi diye babaanne der misin? Babaannen o zerreye binmişti. Demir o. Kalsiyum. Ne alakası var babaanneyle? Demir artık o. Ondan sonra ağaç ne yapıyor? Eviriyor, çeviriyor, enerjiye dönüştürüyor. Hiç alakası yok. Kiraz yapıyor. Ya o zaman biz de yeriz ya. Yok, caiz değil, yemeyin. Bir baktım hiçbir sene artık kalmıyor şu anda. Ulan nereden beni gördüler? Ciddi diyorum ha. Sonra bir daha gittiğimizde hiçbir zaman bir daha denk gelmedim hiç. Dırt. Yok olmuş. Daha önce kimse yanaşmıyordu konu. Hatta dikenden boyuttan çıkıyordu. Onu bile yemiyorlardı. Ya değil mi? Şeyde de öyle demiş. Badıl abi Urfa'daki balıklara. Yenir mi abi demişler de cevabın demiş ki kimse çaktırmadan tutun da bana birkaç tane getirin demiş. Kutsiyet vermişler. Ama toplumun herkesin içinde yerseniz caiz değil. Niçin caiz değil? Çünkü at eti, kumru eti, şerhan caizdir. Ama halk arasında uğursuzluğa sebebiyet verdiği için yemek caiz değildir. Onun için mezhep imamları örfünas, yani insanların anlayışı, bakışını da nazara alarak at eti ve kumru etine mekruh demiş. Aslında buna caiz şeydir. Yenir ama caiz değil. Aşırı o nazardan dolayı acaba o şeye mi tesir ediyor? Nasıl? O halkın o umumi nazarından dolayı acaba nazar mı tesir ediyor? Evet, tesir ediyor ve yenmiyor. Onun sistemini bozuyor. Niyet ve nazar mahiyet eşaat ayrıda. Ben de kiraza desem ki bu yenmez, o yenmezdi benim için. Ama ben olayı, süreci bildiğim için yeniyor. Sistemim çalışıyor, orayı değiştiriyor. Genetiğini değiştiriyor. Halk at eti yenmez diye için değil, at eti yenmez inandığından dolayı o ata o mane yüklüyor ve at eti ona yenmez. Çünkü eti değiştiriyor, et değişiyor. Mektep okuduğunuz için söyleyeceğim. Atomu duydunuz değil mi? Okulda okudunuz mu? Atom. Merkezinde ne var atomun? Proton, çekirdek değil mi? Onun dışında ne var? Bir tane gezen dolaşan. Elektron. Elektronla proton arasında boşluk var değil mi? O boşluğu insanların düşünceleri dolduruyor. Niyet, nazar burayı değiştiriyor. Buraya giriyor. Onlar bu niyet ve nazarı görmedikleri için boşluk demişler. Yani çalıştınız böyle. Terle çalıştığın pirinç aldın, çocuğun kaliteli olur. Çaldın pirinci, o çocuk bozuk olur. Çünkü pirincin o ara boşluğuna çalıyorum düşüncem yükleniyor. O hırsızlık duygusu, o da öyle oluyor.
onu yiyen, evet pirinç değişmiyor ama içindeki yüklenen enerji, niyet, nazar, düşünce, meyil enerjidir, varlıktır, mahluktur. Doğru, pirincin içine giriyor, çocuk da onu yiyor. Hırsızlığı yiyor yani. Hırsızlığın pirince dönüşmüş, donmuş hal. Niyetler donuyor ya. Ya Allah Allah. Peki sizin saatiniz de gelmiştir zannediyorum. 50 dakika oldu. Fikri dedik. Zerreler niye hareket ediyor en son dedik. Zerreler daha mükemmele gidiyor. Peki toparlıyorum onu. Zerreler hep mükemmele gidiyor. Bakın gübre ot oluyor veya kiraz oluyor. O da hayvan veya insan. Hep böyle hareket ediyor. Dünyanın içindeki her şey hareketli. Daha mükemmele gitmek için. Peki dünyanın komple kendisi daha güzele doğru hareket niçin etmesin? O da ahireti gösteriyor. Eğer bak dünyanın içerisindeki her şey gübre, odun, taş, kayalıklardan taş düşüyor. Yuvarlana yuvarlana toz oluyor, toprak oluyor. Onu ağaç alıyor, onu da sen yiyorsun. Bak sürece bakın. Dünyanın içindeki her şey mükemmele giderken, dünyanın sonunda eğer ahiret yoksa, dünya da mükemmele gitmemiş olur. Dünyanın içindeki her şey mükemmele gidiyorsa, bu mükemmele giden sistem komplesi daha mükemmele gitmesi lazım. O da ahirettir. Eğer ahiret yoksa dünyanın sonunda, dünyada yapılan bütün manalar, hizmetler, ilimler, masraflar, teknolojiler, gübreyi alacaksın, armut yapacaksın. Bu teknolojiler hepsi israf olur. Eğer ahiret yoksa bu dünyanın sonunda, dünyaya yapılan bütün masraf israf olur. Madem yapmayacaktı o zaman buraya niye israf etmiş? Bir daha söylüyorum ve son cümlemiz olsun. Eğer bu dünyanın sonunda ahiret olmamış olsaydı, bu dünyaya yapılan masraflar israf olur, mantıksız olur. Oysa dünyanın içerisine bakın, hiçbir yerde israf yok, abes yok. Dünyanın hiçbir yerinde gübreyi elma yapıyor bakın. İsraf yok, abes yok. Yani gübreyi abes yapmayan, gübreyi israf etmeyen Allah dünyayı israf eder mi? Ya? Hadi hadi etmez. Peki vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Adın kusura bakma. Mustafa'm canım benim. Sıkıntıdan kurtulmanın en güzel yolu bir cümle. Kendini ne kadar tanırsan o kadar kuyudan çıkarsın. 8. sözde. Hani abi ben nereye okuyayım? 8. söz bir daha oku. Kuyu bedendir. O Yusuf ruhtur. Kendini ne kadar tanırsan, taşınırsan içeriye. Yani tanımak demek içeriye tanım. Yani o zaman ne çözülür? Ben bu dünyada niçin bulunuyorum? Cevabı içeridedir. Ben ne yapacağım? Cevabı içeridedir. Şimdi nedir? İçeriye taşındın mı? Bakıyorsun içeride, iç aleminde, ruhlar aleminde, ruhlar, duygular. Hiçbirisi dünya cinsinden değil. Senin duyguların taşa benzemez. Suya benzemez. Elmaya benzemez. Sığıra benzemez. Ahmet Mehmet'e benzemez. Şimdi baktığın zaman o duyguları hedefine koyarsak dünyada rahat ederiz. O duyguları basit basit sebeplerle şu şöyle gitti, böyle gitti, şu olsun bu. Dünya harice ne kadar nazarımızı çevirirsek, hariç dış dünyayı ne kadar gaye edinirsek o kadar belasını çekiyoruz. Ha yapmayacağız değil. Parayı kazanacağız. Cebimize koyacağız. Parayı kazanacağız. Araba alacağız. Arabayı garaja koyacağız. Buraya koymayacağız. Bak ehli dalalet cebi bak bu kalbin üzerine yapmış. Mesela buraya yapması lazım. Kasten yapmış. Bir de aşağılık yapmışlar. Sağ tarafta cep kadınların gömleğiymiş. Ona getirin ben nasıl giyiyorum görürüz. Allah. Kendini ne kadar tanırsan. Ne o? Nasıl tanıyacağız abi diyeceksin. Nasıl taşın? Hani ders okunurken tefekkür edersek var ya sen notlar alıyordun Mustafa. Ha o taşınmak demektir. Sen not aldın ya haberin yok. Ben seni seyrediyordum. Onlar taşınıyorsun içeriye. Şu not almak şu demekti. Almadığın da şu demek. Not almadıkların burada kaldı. Not aldığın buradan kumbaradan para düştüm. Abi düşmüyor ne yapacağız? Eğer yazarsanız yol açıyorsun aşağı iniyor.
yazmak aşağı inmenin yoluymuş. Onun için Risale-i Nur okumak, dinlemek ve yazmak diyor. Yazmayı zannediyoruz ki Osmanlıca. Hayır. Yani okunan manayı. Tamam. Allah Resulü diyor ki bu ilhamdır, kuş gibidir, ayağından bağlayınız. Yazdığın şey senindir. Yazmadığın şey uçacak. Onun için ajandanız olacak. Bak bu kaçıncı ders okuyabiliyor musunuz? Ki defter? 18. Aferin bak 18. 22 tane böyle defter var. Ve hepsi böyle doludur inci gibi. Yani hiç boşluk yok mesela. Şöyle boş şey yok. Tamam. Hep böyle 22 tane. Böyle koca bir. Niçin gösteriyor? Örnek bizde de önümüzde abiler gösteriyordu. Yapıyorlar. Ha size gösteriyorum bak siz de not alacaksınız. Burada da bile. Ondan sonra şey bile tutabilirsiniz. Yani burada kazandığınız güzel ahlak gördün. Ya böyle böyle olmuştu ama abi şöyle davrandı. Ulan çok hoşuma gitti bu davranış. Ben böyle hep notlar alıyordum. İnsanız. Hata olmaz mı? Bir sürü olur. Ben de sen de. Olmaz mı? İnsanız değil mi? İnsanız. Yani hata beklemediğimiz tek mahluk melaikedir. İyilik beklemediğimiz tek mahluk kim? Meleğin tersi kim? Şeytan. İnsan ise meleklik tarafı da var. Şeytanlık da var. Tamam. Şöyle. Ya şu şey hoşuma gitmedi. İnşallah bu böyle. O da normal. Onu da yaz. Ben yapmam inşallah. Şu arkadaşım, şu hocam. Hatta mesela öğretmenler bana soruyorlar. Siirt'e, Tillo'ya, Yüksek Yayla falan. Yeni mezun talebeler var. Şeyi kazanıyorlar öğretmenliği. Bana diyorlar ki abim gidiyoruz ne tavsiye edersin? Onlara diyorum ki öğretmen talebeliğinizi unutmayın. Bir öğretmen sınıfa girerse sen talebesin. Öğretmenini nasıl görmek isterdin? Sen öyle ol. Mesela şöyle diyeyim, hepinize söylüyorum, büyüklere söylüyorum hasreten. Size başınızda bulunan abi nasıl davranmasını isterdiniz? Öyle yapın. Bunun dışındaki hepsi yanlıştır. Eğer başka basit basit böyle sebeplerle davranırsanız veya davranışınızı belirlerseniz, düşünürseniz, öyle muamele ederseniz men dakka dukka. Çalma kapıyı çalarlar kapını. Hepinize aynı şey bekliyor demektir. Ben Rabbim şahit olsun davrandıklarımdan daha iyi muamele görüyorum. Ama yaptığım hataların da aynı bedelini misli misli ödüyorum. Vallahi ödüyorum. Yaptığım hatalar hep ödüyorum. En azından vicdan azabı çekiyorum. Vicdanım o zaman uyanmamıştı, anlamamıştı. Şimdi Allah Allah, hangi akla hizmet ettim ya? Bunu nasıl yaptım, nasıl dedim? O kadar pisliklerim var ki geçmişim. Bir sürü. Ama şu, iyiliklerim fazla Allah nasip etmiş ki hala karşınızdayım. Ama şu, kendinize de insaflı bakın ve kendinize ve hocalarınıza da yani mükemmeldir, hiç kusur yapmaz, eksik yapmaz, yanlış. Ustad da öyle diyor. Ustadını lafti. Yani hata yapmaz, kusursuz bilmek en büyük kusurdur. Ustad Bediüzzaman Hazretleri kusursuzdur demek kusurdur bu söz. Ha, kusur yapmış mı? Gözüken yok. Ama kaydeten kusursuzdur. Hayır. Ustadına kusursuz bakmak kusurdur diyor ustad Barla'da değil mi? Ha, olabilir. Ancak bir kişi var. İtikaden kaydeten bir kişi kusursuzdur. Kesin ve dindir. Tersini demek küfür olur. Peygamber. Çünkü ne sıfatı var? İsmet sıfatı var. Ha, ulema demiş ki onların izinden giden ulema-i ümmeti kembiye beni İsrail, benim ulemam beni İsrail peygamberleri gibidir. Evet, böyle olmakla beraber ama kaydeten ismet sıfatlarına sahip değillerdir. Mahfuz değillerdir ama masumdurlar. Yani ismet sıfatları yoktur ama Allah hüfsetmiştir. Mahfuzdurlar, korunmuştur. Allah korumuştur, sizi de korumuştur. Allah bak beladan koruyor, cemiyetten korudu. Bak buradasınız. Bu saatte olmasanız belki evde televizyon seyredecektiniz. Buna mahfuz denilir. Allah sizi korudu, aldı buraya getirdi. Buna mahfuz. Ama masum değiliz, günahsız değiliz. Günahlarımız var. Peki nasıl bakacağız kendimize? Şöyle, ya rezilim ya, kepazeyim ya, ben ne aşağılık bir mahlukum ya. Bu kadar pislik olur mu? Lan ne geçmişine bakıyor böyle diyor. Hayır,
öyle tamamen pis olsaydın, hangi güzel tarafınla pisliğini anladın? Ben iyi değilim diyen iyi bir tarafı var ki kötülüğünü anlamış. Ben iyi değilim. Evet, dediğin gibi mutlak kötü olsaydın kötülüğünü anlamayacaktın, şeytan olacaktın. Hala sokakta sürtecektin. Ama bak ne diyorsun? Ha, ben anladığım iyi değilim. Ha, iyi olmayan taraflarını gördün. Hangi güzel tarafındır bu? Güzel tarafın olmasaydı kötülüğünü göremezdin. Zıt zıtı gösteriyor. O zaman kendine de zulmetme. Hocalarına da etrafına da güzel şey yapma. Hata yok mu? Var tabii canım. Bir sürü hata var. Burada çıkacak hocalarınız gelecekte benim gibi veya sen ben diyeceğiz ki olan şunu yapmasaydı keşke şöyle demese. Bunlar olacak. Bu insanlığın özelliği. Kusursuz hiç kimse yok. Kendine de ya ben nerede yaptım bunu ne dedim. Hayır. Gayet normal. İnanın gayet normal. Adam ne yaptı biliyor musun? Yolda bu ne diyorlar, makaslama mı diyorlar. Beni hakikaten az kaldı kaza yaptırdı bana. Bu gelişimde değil. Birkaç sene önce arabama böyle Osman şöyle makaslama yaptı. Çok tehlikeli. Deden gibi yavaş gitmiyoruz. Bizde biraz şey var yani. O makaslama beni çok sarstı. Ama kızdım. Böyle yaptım. Meğer aynada gördüler. 3 kişiydiler. İçeride çevirdiler. Bolu'da iniyorum böyle. Durdum. Üçü de çıktı. İzmanlat gibi insanlar. Tek gidiyorum. Bak şimdi. Onlar unutabilir mi? Ben unutamadığım gibi. Unutamaz. Geldiler. Camı indirdim. Buyurun. Böyle elini yaparken söylediğin sözü şimdi biz de duyalım. Delikanlıysan söyle bakalım. Ne dedin? Hani küfür ettiğimi zannettiler. Ha? Dedim ki ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Allah sizi nurcu yapsın inşallah dedi. Ne amin dediler, ne hayır dediler. Vallahi sanki böyle 200'de giden araba duvara çarpar ya. Veya 200'de giden arabanın altına takoz koyarsın ya Teon. Şimdi bir anda ona bakıyor. Amin de demiyorlar ha. Allah sizi nurcu etsin inşallah dedim. Hiç ses yapmadı. Belki de 10 saniye, 20 saniye böyle durdu. Üçü de vicdana bir soktum onu. Vicdanlarına bir girdi. Hiç geri döndükleri gibi topuklarının üzerinde ters bir döndü. Gittiler. Kesinlikle inanın bana. Ben kalkmadan, ben geçmeden arabanın içinde, arabada hiç kıpırdamadı araba. Ben ondan sonra yanlarından geçtim. Kornaya bastım. Selamı bile almadılar. Öyle baktım. Ta gittikten sonra arabayı. Ve o arabayı takip ettim. Beni geçmediler hiç. Ben ne zaman Polat diye ayrıldım veya başka yere gittiler bilmiyorum. Veya ben dikkat edemedim. Dikkat ettim yani bakayım geçmedi. Hapsettik. Ha. Şimdi bak o güzel taraf. Ama bazen de eşekliğimiz var. Giderken hiç dikkat etmedim. Adamı ıslattım. İleride anlattım ya size. Çektim, indim. Dedim kardeşim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Her tarafı çamur. Dedim vallahi bilerek olmadı. Çünkü seni bilseydim akrabamdım bir şeydi. Ama gafletimle oldu. Bilmeyerek olduğuna delil inip senden özür diliyorum. Özürle bırakmayacağım. Bütün masraf bana ait. Yıkattırma şey. Ben dedim sana hakkını helal ettirme adına ücretini vermek istiyorum. Onun için mi durdun dedi. İnan senden özür dilemek için durdum. Tamam. Helal olsun. Madem bu delikanlılığı yaptın, kusurunu anladın, anladım abi. Bak, vicdanı rahatım. Yoksa o hala içimde koru olacaktı. Ama koru da şöyle çıkartıyorum. Saplan, o kadar rezilliklerim de var ki. Ya ben insanım kardeşim, hata yaparım kardeşim ya. Ben niye? Hata yapmayacak mahluk olsaydım melek olurdum. Allah beni kaldırırdı başa. O zaman kendinize de zulmetmeyin. Yani ya benden bir şey olmaz. Olmaz diyebiliyor musun? O zaman senden bir şey olur. Senden bir şey olmasaydı benden bir şey olmaz diyemezdin. Tamam. Allah'ın izniyle iyiliklerimiz de kötülüklerimiz de devam edeceğiz yani. Her şeye rağmen insanız. Düşmez, kalkmaz ne derler? Ancak Allah'tır. Allah başka bir şey ya. Bizim irdimiz gibi değil. Allah hepimizi seviyor, hamdolsun. Tekrar El Fatiha.